Evet efendim, devam ediyoruz. Yerel seçimlerle devam ediyoruz yine. Hatay düğümü. Kötü ile kötünün iyisi arasında tercihe zorlanmaktan bıktım. O nedenle bugün bir yola çıkıyoruz. Bir Hatay vardı, bir Hatay gene var. Muhalefet kanadında Türkiye İşçi Partisi Hatay yarışında ben de varım dedi. Eski futbolcu ve İyi Parti'den istifa eden Gökhan Zan'ı aday gösterdi. 6 Şubat depreminin yıl dönümünde yaşananlar sonrası CHP'de gündem Lütfü Savaş'ın adaylığı. CHP, sanatçı Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'e adaylık teklif etti. CHP'den Hatay Büyükşehir Başkan adaylığı için teklif gelmesi hakkında canlarım Ahbap Başkanıyım ve siyasi bir kimliğe giremem. Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Onur duyuyorum ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin. Sayın Genel Başkanımızın duruşu net. Adayımız Lütfü Savaş ve biz seçimi kazanacağız diyor. 6 Şubat depreminin anmasındaki protestolar sonrası Özgür Özel'le görüştüğünü Genel Başkan beni destekliyor diyerek açıklamıştı Lütfü Savaş. Ancak CHP Hatay için yeni anket yaptırdı. Parti meclisi toplantısı öncesi Haluk Levent'e adaylık teklifi Lütfü Savaş'ın adaylıktan alınacağı şeklinde yorumlandı. Siyaset vatandaşın söylediğini duyma sanatıdır. Verdiği mesajı alma sanatıdır. 6 Şubat gecesi yürüyüşte Hatay Halk Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne gerçek anketi koymuştur. Deprem suçlarına adı karışmış birini yeniden aday göstermeniz kabul edilemez. Lütfü Savaş'ın kendisine yönelik protestolarla ilgili suçladığı eski futbolcu Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Siyasete İyi Parti ile başlamıştı, tiple devam edecek. Cumhuriyet Halk Partili dostlarımız üstlerine düşeni yapıp Hatay halkının sesine kulak verdiğinde biz de az önce adayımızın da ifade ettiği gibi üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. CHP'de parti meclisi toplantısında sadece Hatay düğümü çözülmeyecek. Çankaya, Kadıköy ve Bakırköy gibi CHP'nin kalesi olarak görülen yerlerde de isimler belirlenecek. Bakırköy'de Ayşegül Ovalıoğlu, Kadıköy'de Mesut Tösedağ ismi ağır basıyor. Ümraniye'de eski milletvekili Aykut Erdoğdu adaylığa yakın isim. CHP milletvekili Veli Ağbaba da Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.